Ama salamlıyorum. Qarabağ proqramına təşkil olunmuş mətbuat konfransını açıq elan edirik. Öncə futbol mühəndislərini bildirəcək, sonra futbolçumuzu hücum ilə bildirəcək, sonra sualları keçək. Good, felicitamos a todos. A conferência de imprensa dedicada ao jogo Karabakh-Praga está aberta. Primeiro, nosso treinador, Urban Gurbano, e nosso jogador Juninho vai expressar sua opinião sobre o jogo. Depois, vocês podem dar suas perguntas. Oyuna geldikçe Ayrton çok vacip oyundu. Çok değerli oyundu bizim için. Çok da bu oyun etrafında tanışmak istemiyorum. Sadece bizi tam rakip yönlendirmişik. Rakip hakkında da oyunda olmasına ihtiyacı yoktu. Ben de orada da şükürlendirmiştim ki ilk oyunun hesabı nəticəsi bizə aldatmalı deyil. Əksinə, biz Bakıdakı oyunda daha səliqəli, daha insanlı oynamalıyıq. Və sırf komandanı bu yöndən hazırlamağa çalışırıq. Umarım ki, inşallah futbolçuların Bakıda daha istəkli olacaqlar və daha düzgün oynayacaqlar. Bu çox önəmli olacaq və daha soyuqqanlı olacaqlar. Və belə qalva kimi yenə vaxtımız var, yenə daha yaxından boşlarını tanınacaq. İnşallah yaxşı bir formada istəyirik ki, yaxşı bir miqdarda oyun başlatmaq istəyirik. Əlimizdə əgər bu şans varsa, çalışaq bundan maksimum istifadə etməyə. Sabahki orada uğurlar arzuluyorum. Sualımsa belədir ki, rəqib komandanın rəhbərliyi futbolçulara bir tələb qoyub və bu tələb əsasında da Braqa futbolçuları Bakıya ancaq və ancaq qələbə üçün gələcəyini bildirirlər. Bu psixoloji amdir. Qarabağın oyununa nə kimi təsirlər var? Bunu zəhmət etməsinlər ki, çox sağ olun. Pergunta foi assim, a diretoria do clube de Braga pediu para jogadores que não, do Baku tem que voltar só com vitória. Que tu achas esse psicologicamente pode influir para os jogadores? Yani bu talep gözlemlendi, başka bir rol görmesiydi. Çünkü Braga büyük klubdu ve onların şansı daha çoxluydu ki Mehmet Mehmet'i keçmək üçün. Yani ben bir məhsul olarak bunu normal karşılayıram. Başka bir gözlentim yok muydu? Ama vakit aldı psixoloji futbolçulara olan hansısa bir təsir. İnanmıram ki, bu o fikrə görə, rəhbərin fikrinə görə bizə psixoloji təsirləsin. Biz sadəcə Braqanın gücünü bilirik. Biz oyunun geçişatında, oyunun da bilirdik ki, Braqanın bacarını və onların keyfiyyətlərini məlum olmaq o demək deyil ki, komanda zəifdir və yaxud biz onlardan üstünük. Belə bir fikrim yəsə bizdə yoxdur. Əksinə, mən orada da bizim futbolçularla danışan fikirlərimiz oldu ki, Bakıdakı oyunda biz daha aktiv olmalıyıq, daha çox güc sərf eləməliyik ki, bu komandanı saxlamaq üçün. Çünki çox, dediyim kimi, sürətli futbolçuları var, çox bacarıqlı, keyfiyyətli futbolçuları var və çox rəqiblərə uyğun olmayan, xoş olmayan bir oyun sunuları var. Həddindən artıq sürətli hücumlara keçirlər və bundan da maksimum istifadə edə bilirlər. Və çox böyük təcrübəsi var, illər boyu bu cür baskıda oynayan, illər boyu bu cür gergin oyunlar oynayan bir komanda və ona ulaşan bir kollektivdir. Buna görə, anlamadım ki, yəni, rəhbərliyin fikrinə görə hər hansı bir psixoloji təsir olacaq. Sadəcə biz, dedim ki, bu komandanın gücünü bilirik, biz sırf özümüzü oyunda hazırlamışıq. Normal ki, a diretoria do Braga pediu isso para seus jogadores que só tem que voltar daqui do Bafo com a vitória. É normal, porque o Braga é uma grande equipa
E eu não acho que esse vai influir para jogadores, né, psicologicamente, porque eles já estão muitos anos, estão acostumados a jogar baixo da pressão. E é uma equipa que tem jogadores rápidos. Não é agradável para muitas equipas jogar contra Braga. E até depois do primeiro jogo lá no Braga, eu falei com meus jogadores, eu falei para eles que, e, apesar de que ganhamos aqui em Baku, temos que vamos sofrer mais ainda, vai ser um jogo mais disputado, mais difícil. Eu falei para meus jogadores isso, e também só a gente não estamos prestando atenção para essas coisas, só já sabemos a força do Braga, sabemos que é uma equipa forte e só estamos focados nisso.